Best Model'le tanındı. Gümüşle şöhreti yakaladı. Gümüş? Sen çocuğumuz olmasını istemiyorsun galiba. Aşkı Memnu ile zirveye çıktı. Ben korkan tekiyim. Beceremedim. Kuzey karakteriyle tavan yaptı. Sus. İki cihanda eyvah. Çok seviyorum. İki cihanda eyvah. Sus Cemile. Ve Orta Doğu'da da Brad Pitt'ten fazla hayran kitlesine ulaştı. Türkiye'nin en başarılı ve en çok konuşulan oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'dan Müzik Magazin'e özel açıklamalar geliyor. Önüne bir şey geliyorsa ölçersin, tartarsın, biçersin. İsmi çok uzun hikaye, burada anlatılacak gibi değil bunlar. Ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyorum ben de. Kıvanç Tatlıtuğ ekibimizle yaptığı röportaja oyunculuk benim aşkım diyerek başladı. Çalışmak yani, başka bir şey değil. Şimdi çok uzun hikaye, burada anlatılacak gibi değil bunlar. Var tabii ama oyunculuk benim aşkım yani. Ben bu işi yaparken çok mutluluk duyuyorum. Bu yüzden severek yapıyorum. Severek yaptığım bir şeyin de tabii ki gelişmesini istiyorum. Ondan dolayı onun için hani, ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyorum ben de. Bana şans dile. Devir hepsi. Oyunculukta zirve yapan Kıvanç Tatlıtuğ, hatırlanacağı gibi bağlamasıyla karşımıza çıkmıştı. Ünlü oyuncu piyano ve gitarda çalıyormuş. Hayır, enstrüman yani müzik kulağım var. Daha doğrusu olduğunu söylüyorlar. Böyle arkadaş ortamında şarkı türkü okuyan adamım o kadar. Onun dışında öyle bağlama işte bir... Piyano ile bir dönem ilgilendim. Biraz gitar vardır ama işte özellikle bağlama yoktu. Onu sırf hani Kuzey Güney için öğrendik o bağlamayı. Hayatıma sebep olanı getirlele. Gitara bul getir. Saçlarını yol getir. Hayatıma sebep olanı getirlele. Gitara bul getir, saçlarını yol getir. Bağlama çalmayı rolü için öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ, olumlu tepkiler almasına sevinmiş. Ya sağ olsunlar, sağ olsunlar. Yani beğendiklerine sevindim ben de. Güzel, olumlu eleştiriler aldım, hoşuma gitti çok. Acımasız olma. Şimdi bu kadar. Dün gibi çekip gitme. Bırak da dolanayım ayaklarına. Kum gibi ezip geçme. Müzik Magazin'e özel içten açıklamalar yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculukla ilgili kuralları var mıydı acaba? Yani her türlü enstrüman sonuç itibariyle ne gelirse gelsin onu yapmak zorundasınız. Yani oyuncunun açık olması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, oyunculuk için de gerekiyorsa yaparım. Gibi ondan şey bahsetmiyorum, açık olmak lazım. O farklı bir mevzu, bahsetmiş olduğum mevzu. Ondan bahsetmiyorum. Ama önüne bir şey geliyorsa ölçersin, tartarsın, biçersin. Yapılması gerekiyorsa yaparsın, yapılması gerekmiyorsa yapmazsın yani. Sen Bekir abinin adamı mısın? Hayır. Ben Burak Çatalcalı. Seni gökte ararken yerde buldum Kuzey. Lan sen Ferhat'ın adamı mısın oğlum?